Adını ne koyacağız? Allah ne bileyim. Yani ben düşündüm bir şey bulamadım. En iyisi babama bırakalım ya, o koysun. Adını bari biz koyalım be Sadrettin. Tamam, hallederiz. Hani çıkıyordunuz siz? Ne oldu? Annemleri de gönderdim çıkacaksınız diye. Kızım niye gönderiyorsun annenleri? Ah ne bileyim. Sıkılıyorum. Bütün gün tependeler zaten. Halamlarda kalmak da istemiyorum. Eve gitsem koca evde tek başıma. Çıkın artık ya. Çıkacağız hayatım, çıkacağız. Çok az kaldı, hiç merak etme. Aslan oğlum benim. Ben ne kadar yalnızım bilmiyorsun ki. Songül, ben burada 5 tane adam aynı koğuşta kalıyor. Sen bana niye ağlanıyorsun? Ay iyi değilim ben. Yavrum tamam, çıkacağız, düzelteceğiz diyorum. Bir şey oluyor. Songül abarttın ha. Songül, hayatım. Gardiyan! Karım doğuruyor lan, neredesin? Gidiş, hastaneye yetiştirmemiz lazım. Songül. Hayatım kalk. Gidiş, hastaneye yetiştirmemiz lazım, doğuruyor. Tamam, tamam hayatım. Hayatım sakin. Yavaş. Oğlum kardeşim sen nereye? Ya ben de gidiyorum. Doğursun kardeşim sen mi? Hayatım tamam, geliyorum arkandan, sakin ol. Songül'üm dayan, geliyorum ben de. Dayan. Allah! Ah! Ah, doğuracağım, ne olur çabuk. Çabuk, gel. Çabuk, çabuk, ne olur çabuk. Ah! Ah! Otur, 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 otur. Ya kardeşim. Ben karım doğuruyor. Hazırlanın biraz. Tamam kardeşim, ben takip ediyorum. Haber vereceğim sana. Sadrettin ne oluyor? Ya baba Songül geldi ziyaretime. Sancılandı, kız doğuruyor ya. Doğuruyor mu? Nasıl doğuruyor? Zülfikar insan nasıl doğurur? Aga ben ne bileyim, biz daha çok ölüm mevzuyla ilgileniyoruz. Yani doğum olayı biz tabii bir yer... Evet. Oğlum sancılanmış mı yoksa? Ya baba kız bağıra bağıra gitti ya. Oğlum, oğlum merak etme. Bak, anam beni tarlada tek başına doğurmuş. E yanında olsak iyiydi tabii. Rezil ettin beni el aleme. Kim bilir ne sandılar? Ayşegül, o adam kim? Ne zaman tanıştınız? Def oldum, gittim burada da buldum beni. Ne ara samimi olduğunuz avukatın oldu ki sen? Kabahat bende. Gitsene Hindistan'a. Gitsene Alaska'ya. Ayşegül be. Ben bu adamı pek sevmedim. Sana bakışlarını sevmedim. Kim bu adam? Nereye gidiyoruz? Deniz yoluyla İzmir'e gideceğiz. Yakın zaten. Oradan da uçakla İstanbul. 2-3 saat İstanbul'dayız. Ya arkadaşım, manyak mısın sen? Neyin davası bu? Zorla mı götürüyorsun beni? Evet efendim, zorla götürüyorum. Sen bir kere suçlusun. Ne zannediyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi kaldığımız yerden devam mı edeceğiz sanıyorsun? Yok, kaldığımız yerden değil. Ama istersen başa sararız. İstersen ileri sararız. Sen nereye istiyorsan oraya sararız. Şimdi sana bir soracağım. Konuşma ben. Yol açın! Çekil! Yol açın! Hanımefendi, bir yakamız var mı? Yok! Yok! Kocaman piste benim! Annem nerede? Mersin'de! Ayşegül var! Yurt dışında ama arayın! Arayın! Ayşegül! Tamam, tamam. Siz sakin olun hocam. Doktor hanım, doğurmak üzere. Tamam, hemen alacağım. Benim telefonum.
Songül. İyi günler. Ayşegül Hanım'la mı görüşüyorum? Evet benim de, siz kimsiniz? Songül nerede? Kendisi doğuma girdi de sizin isminizi verdi. Yurt dışındaymışsınız galiba. Evet dönüyorum ben. İyi mi? Az önce doğuma girdi. Yakını da yokmuş, sizi aramamı söylediler. Tamam, bakın ben birkaç saate kadar orada olacağım. Gelince ararım bu telefondan, olur mu? Ne olmuş? Elinin körü olmuş. Hayra sen kafayı mı yedin? Hı? Yunanistan Büyükelçisi aradı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aradılar. Adalet Bakanlığı'ndan aradılar. Ne yaptın oğlum sen? Ya müdürüm, bir yanlış anlaşılma olmuş. Önemli bir şey değil. Ben çözeceğim, siz merak etmeyin. Siz hiç takmayın kafanızı, ben de. Poyraz bak, şakası yok bu işin. Mete Durukan diye bir avukat burada. Ortalığı ayağa kaldırmış oğlum. Mete. Kız yanında mı? Konuşabilir miyim? Alo. Merhaba, Ayşegül Hanım yanında mı? Alo. Alo. Tünele girdik de telefon çekmiyor galiba. Efendim? Ayşegül merhaba. Şu an emniyet müdürlüğündeyim, öyle bir karar yok. Bir yanlışlık olmuş. Biliyorum. Neredesin? Yanına geleyim mi? Yok, gerek yok. Ben hallediyorum. Önemli bir şey değil zaten. Bence de. Ya seni de telaşlandırdım. Kusura bakma. Rica ederim. Ne demek? Ya ben yanına geleyim. Gerçekten gerek yok. Yani. Görüşürüz sonra. Sağ ol. Nerede olduklarını bulabilir misiniz? Ha, buluruz. Kelepçeleri artık çıkarsan diyorum. Bakıyorum da beyefendi hemen atlayıp gelmiş. Hiç vakit kaybetmemiş. Düşünceli biri çünkü. Bazılarımız gibi hücük değil. Hadi çıkar şunları, hastaneye gireceğiz birazdan. Hadi. Anahtar yok ya. Anahtar yok. Saçmalama, hadi. Hadi. Vallahi yok Ayşegül, inanmıyorsan al kendin bak, yok. Düşürdüm herhalde bunu. Allah'ın belası. Allah'ın belası. Halası gelmiş. O. Senin ne işin var burada be? Ayşegül, bunun burada ne işin? Çık şöyle, çık, çık. Doğru zannettiğin gibi değil. Tamam. Evet, biraz mecburiyetten oldu değil. Ya Ayşegül, sen bunu buraya niye getiriyorsun? Tamam Songül, anlatacağım. Aa, Ayşegül bak, aynı Bahri Baba, aynısı ya. Maşallah, maşallah. Sen iyisin değil mi? Yani zor oldu. Bir de yalnız başıma. Çok korktum Ayşegül ya. Ama bu çok tatlı bir şey. Çok tatlı. Kucağım. Bir al. Yavaş tut şöyle gel. Ay ay, ağrım var, kalkamıyorum. Dur dur dur. Aldım. Bu ne be? Bu ne ya? Zannettiğin gibi değil Songül. Aynen. Yok, hiç alakası yok canım. Ya sen ne işler karıştırıyorsun yine Allah aşkına ya? Songül tamam, tamam. Bir şey soracağım. Adını ne koydunuz? Koymadık daha. Babam koyacak. Çıksın da bir içeriden. Babam. İçeride ya.
Uyu. Gel sen bana. Sen de gelsene ben de. Geliyorum ben hemen. Gel bak. Nasıl yapacaksın bilmiyorum. Ama çıkar şunu. Tamam. Tamam sakin ol. Şimdi arkadaşlar geliyor. Birazdan açacaklar. Sakın başlama. Ayşegül, ben o eski Poyraz değilim. Değilim. Poyraz Karayel öldü. Poyraz devri sona erdi. İkinci Poyraz dönemi başladı. İkinci Poyraz'ım ben. Ya sen Ayşegülsüzlük nasıl bir şey biliyor musun? Balıksın. Ama denizin yok. Kuşsun. Kanatların kırılmış. İnsansın. Kalbin atmıyor. İşte Ayşegülsüzlük böyle bir şey. Ben sensiz yaşamak istemiyorum Ayşegül. Ben bu üç ayda neyi anladım biliyor musun? Sensiz. Çok nefis yaşanıyormuş. İşte o eski Poyraz, eski Poyraz'dan bahsediyorsun sen. Anlamıyor musun sen ya? Ha? İstemiyorum seni. Sevmiyorum. Ben kendi hayatımdan çıktım. Sen benim hayatımdan çıkmadın. Aç. Hadi oğlum, hadi oğlum. Ayşegül iyi misin? Mete sen niye geldin? Merak ettim. Sen niye merak ettin ki Ayşegül? Bu yaptığını ödeyeceksin. Yalnız üstümde nakit yok. Kredi kartına taksit yapıyor musun? Lütfen. Lütfen. İkiniz de gider misiniz? İşte lütfen rica ediyorum. Gider misin? Bir şeye ihtiyacın olursa ararsın. Tamam. Teşekkürler. Ayşegül, ben bir daha bu adamı senin yanında görmeyeceğim. Ben de seni bir daha benim yanımda görmeyeceğim. Ha? Güle güle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.